Kur'an-ı Kerim'de mübarek Hucurat Suresi diye bir sure var. Ve bu Hucurat Suresinin 14. ayeti celilesi, ayeti kerimesi. Estağfirullah. Qâletil a'râbu âmennâ. Qâlet dediler ki, kimler? A'râbu, bedeviler diye çevriliyor. Avam diyebiliriz. Bedeviler dediler ki, âmennâ, biz iman ettik. Kul, de ki diyor Allah-u Teala, lem tu'minû, siz iman etmediniz. Biz iman ettik diyorlar ama Allah-u Teala diyor ki, kul, de ki onlara, siz iman etmediniz. İman ettik demekle iman olmuyor, onu anlatıyor bu ayet-i celil. De ki onlara, lem tu'minû, lem olumsuzluk edatı. Tu'minû, siz iman edenlerden değilsiniz. Siz iman etmediniz. Siz imanı tamamlamadınız. Siz imanı kamil manaya getirmediniz. Sizin imanınız eksik. Siz iman etmediniz diyor. Onlara öyle de diyor Allah-u Teala. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Lakin kulu deyiniz siz. اَسْلَمْنَا Teslim olduk deyin siz. İman ettik değil de siz teslim olduk deyin. Bu ayetten, Hucurat Suresi 14. ayetten çıkaracağımız en temel hükümlerden bir tanesi, Müslüman olmakla iman etmek ayrı bir şeymiş. Aralarında bir fark varmış veya. Aralarında bir nüans farkı var. Müslüman olmakla iman etmek, yani mümin olmakla Müslüman olmak arasında bir nüans farkı var, bir çizgi var. Allah-u Teala buraya vurgu yapmaya çalışıyor demek ki ayette. Biz iman ettik demeyin, biz Müslüman olduk deyin. وَلَمَّا يَدُخُلِ الْا۪يمَانُ Öyle ki o iman girmedikçe fî kulûbiküm sizin kalplerinize o iman girmedikçe iman ettik diyorsunuz ya o iman sizin kalbinize inmedikçe o iman sizin kalbinize dolmadıkça o imanı sizin kalbiniz kabul etmedikçe o imanla kalbiniz mutmain olmadıkça اِنْ تُطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne itaat etmediğiniz sürece, Allah'a ve Resulüne itaat etmediğiniz sürece, o iman kalbinize inmemiş, mutmain olmamış bir imandır. Onun için siz iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. Teslim olduk deyin veya. Müslümanlık teslimiyet demektir. Allah'a teslim olmak demektir. Teslim oldunuz, eyvallah. Yani giriş kapısından içeri girdik. Müslümanlık tamam ama Müslümanlıktan sonra müminlik denen bir mertebe var. İmanı kalbe indirmek, imanı kalbe indirdikten sonra onun da işareti yine Kur'an'da belirtilen Allah ve Resulüne tabi olmak, onun hükümlerine, onun kurallarına uygun hareket etmek. İşte o zaman mümin olunuyor diyor. Hucurat Suresi 14. ayette Cenab-ı Allah. La yelitkum min a'malikum şey'a. Bunu yapmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Allah'a ve Resulüne tabi olmanız, Allah'ı ve Resulünü kalbinize mutmain bir şekilde, gönlünüze mutmain bir şekilde hayatınıza indirmiş olmanız, işlerinizde size hiçbir şey kaybettirmiş olmaz. Ne işinize engeldir, ne aşınıza engeldir, ne sokağınıza engeldir, ne yaşantınıza engeldir. Allah ve Resulünün kurallarına uygun hareket etmek, aksine bu saydıklarımın tamamına artı bir değer kazandırır. Onur kazandırır, haysiyet kazandırır, şeref kazandırır, rütbe kazandırır. Hem dünyada hem ahirette onurlu bir şekilde yürümenize vesile olur. Şahsiyetli bir kişilik olmanıza vesile olur. Allah'tan ve Resulünden başka hiç kimseye boyun eğmemenizi gerektiren bir kişiliğiniz olur. Kimseye kul köle olmamanız gerektiğini size anlatır. Bunu size aşılar, bunu size uygulatır. Allah'ı Rab, Resulünü Resul bilir ve bunu kalbinize tatmin ederek, kalbinize indirerek hayatınıza uygularsanız, uygulama noktasında bir mümin olursanız, sadece sözde, lafta, bedevilerin dediği gibi biz iman ettik de kalmazsanız, biz iman ettik o kadar da kalmaz. Bunu gönlünüze, bunu vicdanınıza, bunu hayatınıza, bunu sokağınıza, bunu hayatınızın bütün kılcal damarlarına, evinize, iş yerinize, neresi varsa, resmi dairenize vesaire. Hayatta neyle muhatapsanız,
hayatta nelerle karşılaşıyorsanız buralara Allah'ı ve Resulünü yayabiliyorsanız, buralara Allah'ı ve Resulünü getirebiliyorsanız o zaman siz işte iman ettik diyebilirsiniz diyor Allah-u Teala. O zamana kadar ne deyin? Biz teslim olduk. Teslim olduk. Ay teslim olduğumuz için diyoruz ya, ya Rabbi bize inayet, lütuf, nasip et. Bize imanı nasip et Allah'ım diyoruz ya dualarımızda. İşte Müslüman olduğumuz için bunu söylüyoruz. Ya Rabbi bize kamil manada iman etmeyi nasip et Allah'ım diyoruz ya. İşte o kuralları içimize sindirebilmeyi, kalbimize gömebilmeyi, tatmin edebilmeyi, mutmain olabilmeyi, kavramayı ve hayatımıza uygulamayı çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan, kimseden bocunmadan Allah'ın emir ve yasaklarına göre bir hayat nizamı sürebilmeyi Rabbim bana nasip etti. Onun için dua ediyoruz. Ve dua gayretinde de inşallah bu nasip olur. Temennimiz bu. Dua ede ede ede, dua gönülden dile, dilden hayata inşallah gerçek olacaktır. Ümidimiz, umudumuz bu. Ama biz duadan bile aciziz ki onun için dilimize gelmiyor, onun için hayatımıza tatbik olmuyor. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ Bununla beraber biliniz ki Allah-u Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bu gayretimiz içerisinde, bu hayata imanınızı taşıma noktasında, gönlünüze, bağrınıza, kalbinize imanı mutmain olma noktasında taşıma gayretinizden sonra herhangi bir yol kat edemezseniz, karşınıza engeller çıkarsa, karşınıza birisi sekteye uğratırsa sizi, mesela misal, ben diyor bir fabrikada çalışıyorum hocam ama diyor namaz kılmak yasak. Patron namaz kılmayı yasakladı. Bugün ya dün akşam yazdılar bana. Var mı? Halen var. Bu zamanda bu zeminde ya Allah aşkına ya. Patron fabrikada namaz kılmayı yasaklamış. Hocam ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Hatta adamın sorduğu şu. Ben gizli gizli kılsam patronun kul hakkına girer mi? Yahu patron seninle beraber bütün bir İslam dünyasının hakkına girmiş mübarek. İslam'ın temel esası olan Allah'ın emrini yasaklama kimin haddine? Bütün Müslümanların manevi hakkına girmiş bir adamın 2-3 dakikalık bir tuvalete gitme molası be. Bununla beraber mukayese edilmesi bile zulm. Utanıyorum, sıkılıyorum ama ya anla adamın anladığı dil bu çünkü. Adamın anladığı dil bu. Tuvalete gideceğim desen adama git 5 dakika diyor. Bilmem ishal oldum desen git 15 dakika diyor. Namaz kılacağım 5 dakika? Yok. Bu adamın dine garezi var da, bu adamın Allah'a garezi var. Bu adam işte o sözde olanlardan, lafta kalanlardan, lafzen Müslümanlardan, kalbe inmemiş, mutmain olmamış, iman etmemiş, mümin olmamış bu adam. Yani bariz bir örnek, açık bir örnek, anlaşılır bir örnek. Böyle olmayalım diye. Allah-u Teala bize Müslümanla müminin arasındaki farkı anlatan ve nasıl olmamız gerektiğini anlatan Hucurat Suresi 14. ayeti celilede Allah ve Resulüne tabi olmayı, tabiyeti Allah'ın bir emri olarak bizim karşımıza çıkartıyor. Keyfi olarak bir şey olmadığını, ister inanırım ister inanmam diye bir serbestiyetimizin olmadığını, Allah'ın emri doğrultusunda eğer Müslümansak, biz Allah'a iman ettik diyorsak, bu iddiada isek, aynen Bedevilerin dediği gibi, amenna diyorsak, ya Rabbi biz Müslümanız, ya Rabbi biz sana iman ettik diyorsak, Müslümanlığın ötesinde bir tık üstünde Allah'ı ve Resulünü hayatımıza taşıma mecburiyetini muhakkak yerine getireceğiz. Güncelleştirmeden, somutlaştırmadan anlaşılmıyor. Ben öyle anlıyorum ki anlaşılmıyor. Yani somut nokta atışı birkaç örnek vermek lazım ki insanlarımız anlasınlar. Adam anlatıyorsun, anlatıyorsun. Evet hocam doğru diyorsun. Evet aynen öyle. Evet öyle yapıyorlar. Dönüyorsun bakıyorsun aynı adam aynı hataları yapıyor. Dolayısıyla demek ki kavranamıyor, herhalde anlaşılamıyor veya kendi üzerimize alınmıyoruz. Kendi üzerimize alınmadığımızdan dolayı da rahat herhalde davranıyoruz. Onun için kendi üzerimize alınalım diye bazı şeyleri ben somutlaştırıyorum, bireyselleştiriyorum, örnekleştiriyorum ki hepimizin bir yerine dokunsun. Dokunsun, benim de dokunsun. Dokunsun da ibret alalım o işten. Bir daha böyle yapmamaya gayret edelim. Böyle yapanlar varsa ailemizin içerisinde, akrabamız içerisinde, çoluğumuzun, çocuğumuz içerisinde lisanı halle, güzel bir dille uyaralım, ikaz edelim, düzeltelim.
düzeltelim de birbirimizi düzelterek mahallemizi düzeltelim. Mahallemizi düzelterek şehrimizi düzeltelim. Şehrimizi düzelterek devletimizi, ülkemizi düzeltelim. Devletimizi, ülkemizi düzelterek komşu devletlerimize örnek olalım, onları düzeltelim. Onları düzelterek de dünyayı düzeltelim. Bu mümkün değil mi? A dostlar, olmaz mı yani? Bizim ailemizi düzeltmek gibi bir mesuliyetimiz var. Bizim çoluğumuzu çocuğumuza sahip olmak, onları düzeltmek gibi bir mesuliyetimiz var. Bir sorumluluğumuz var. Bir mecburiyetimiz var. Zorunlu istikametimiz var. Ailemizi düzelttikten sonra o bina içerisinde, o aynı apartmanın içerisinde yaşayan diğer ailelere düzgün ailelerin sirayet etmesi mümkün değil midir? Sen örnek insan, örnek Müslüman olursan bir üst komşun, bir alt komşun senden etkilenmez mi? Etkilenir. Bak otomatikman yavaş yavaş bu halka başlar. Ölçü şu olacak arkadaşlar. Somut veriyorum. Bir işi mi yapıyorsun? İlla bir hocaya arayıp da böyle midir, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, dine uygun mudur, değil midirlerden önce yapacak olduğunuz işin kendi vicdanlarınızdaki mutmainlik derecesini ve seviyesini kendiniz kontrol etmeniz lazım. Bu aynı zamanda ateş-i şeriftir. Eğer vicdanlarınızdan utanmıyorsanız istediğinizi yapın diyor Allah Resulü. Bir işe karar verdiğiniz zaman, bir işi yapacağınız zaman, o işi yaparken yanınızda Allah'ın Resulü'nün olduğunu bir hayal edin bakalım. Allah Resulü var yanımda ya, beraber gidiyoruz. Allah Resulü bu akşam benim misafirim, benim evime gelecek. Dediğin zaman evinde bir şeyler değişiyorsa, gerçek manada yarın akşam Allah Resulü senin evine gelecek diyelim misal. O televizyonlardaki hani rüyalarda, alemlerde, konferanslarımıza, toplantılarımıza, bilmem nelerimize Allah Resulü geliyor filan, onlardan değil efendim dediğim. Ben farazi anlatıyorum size, misal olarak size bir yön vermek için, bir fikir vermek için söylüyorum. Kendimize çeki düzen verebilmek adına ben bunu söylüyorum. Diyelim ki yarın akşam Allah Resulü evimize misafir. Acaba dün akşamımızla bu akşamımız bir olur mu? Olmaz da. Olmaz. Mesela dolaptan Coca-Cola'yı getirip de Allah Resulü'ne ikram etmezsin yani. Al ya Resulallah buz gibi Coca-Cola iç. Demezsin. Yapmazsın bunu. Niye? Utanırsın. Sıkılırsın. Derse sana ki bu kimin nesi, neyin nesi, içilir mi, helal mi, kim yapmış bunu filan derse cevap veremezsin. Misal dedim yani, örnek. Veyahut da evdeki hanımın, çoluğun, çocuğun tavrı, davranışı, oturması, kalkması, edebi, ahlak nasıl olur? Dünküyle aynı olur mu? Olmaz değil mi? Bir komşun sana geldiği zaman patavatsızca, fütursuzca, paldır güldür evine girebilir mi? O girdiği gibi. Kargışık kurguşuk çorba gibi oturur kalkar. Böyle kel alaka lakayt konulardan, hatta ve hatta aile ortamında konuşulmayacak konulardan konuşur musunuz? Ne oldu? Niye değiştik? Niye değişiyoruz? Niye değişmek zorunda kalıyoruz? Bak o zaman işte iman dediğimiz o ayetin en başındaki biz iman ettik diyenlerin asıl o iman ettik dedikleri şeye vurgu var burada. Oraya gidiyor iş. Yani iman biraz kalbe taassup ediyor artık. Biraz buraya iniyor, biraz vicdanla yüz göz oluyor iman. Vicdanla yüz göz oluyor, bakıyor ki ha burada bir sıkıntı var. Yapılanlarla, söylenenler, eylemlerle, yapılanlar da arasında biraz sıkıntı var. Bir kendinize çeki düzen verirsiniz. Vermemiz de lazım. Başka da çaremiz yok. Başka çaremiz yok. İlla her akşam Resul-i Ekrem evimize gelmek zorunda değil. Resul-i Ekrem hayatımıza gelmiş, Resul-i Ekrem imanlarımıza gelmiş, Resul-i Ekrem vicdanlarımıza gelmiş, Resul-i Ekrem kalbimize gelmiş, iman şeklinde tecelli etmiş, nuzul etmiş. Allah'ın ayetleri, Allah'ın emirleri, Allah'ın muradı, Allah'ın isteği, Allah'ın talebi ayetlerle önümüze kadar gelmiş, kütüphanelerimizde, evimizin birer köşesinde bulunuyor, var elhamdülillah. Tarihten geldiği günden bugüne kadar tahrifata uğramamış, şükür hamdolsun. Evimizin, herkesin evinde köşesinde, cep telefonlarımızın kenarında köşesinde program olarak bu ayetlerin tamamı var. Elhamdülillah, var olan bu ayetleri kalbimize indirmemiz, tanımamız, anlamamız, onlara göre hayatımızı şekillendirmemiz, yönlendirmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman o zaman amenna diyebiliriz. Bunu yapana kadar Hucurat suresindeki ayete göre ne diyeceğiz? Biz ya Rabbi teslim olanlardanız. Sadece teslim oldu. Öyle diyor çünkü Bedeviler. Hayır. Kul lem tu'minu velakin kulu eslemna. Siz Müslüman olduk, teslim olduk deyiniz. Lafta çünkü kalmışsın teslim. Neden? Devamında söylüyor. Çünkü velemma yedhulil imanu. Sizin bu imanınız kalbe inmediği sürece fi kulubikum kalplerinize inmedi. Ve in tuti'ullaha ve rasule Allah'a ve Resulüne de iman etmediğiniz sürece siz ancak teslim olduk
diyeceksiniz. İman etmiş sayılmıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Onun için Allah ve Resulüne, Allah'ın gönderdiği kurallara, Resulullah'ın gönderdiği ilkelere tam teslimiyet, tam teslimiyet şudur, hayata uygulamaktır. Öyle, tamam iman ettim demek de değil. Yüzeysel değil arkadaş, icraat istiyor. İslam icraat istiyor. Müslümanlık icraat istiyor. Müslümanlar icraat yapsalar, Müslümanlar lafazanlıkta kalmayıp da icraat yapsalar, inanın bugün çekilen sıkıntıların, dünya konjektüründe çekilen, İslam coğrafyasında, gönül coğrafyamızda, iman coğrafyamızda çekilen sıkıntıların birçoğu %99'u çekilmeyecek. Hem vallahi hem billahi. Canı gönülden buna inanarak ben bunu söylüyorum size. Ama bizde bu icraat yok. Bizde söylem var, bizde dil var ama bizde eylem yok, bizde birlik yok, bizde kenetlenme ruhu yok. Bizde sadece işte Hucurat suresinin o bedevilerin söylediği iman ettik lafı var sadece. Oradan ötesi yok. Allah ve Resulüne tabiyet noktasında sıkıntı var. İslam'ın ahlakını, İslam'ın ahlak ilkelerini geçen de söyledim. Ahlak kurallarını hayata tatbik etme noktasında zafiyetimiz var ya. Bugün bir çağın içerisindeyiz. Bugün bu çağın içerisinde biz kendimizi bulduk. Bu çağın şartlarını biz yapmadık. Hele hele yeni nesil gençler, hele hele gençler doğdular internetin içerisinde. Doğdular virüsün içerisinde. Doğum anı demek de virüs vardı. Bu ortamda doğmuşuz. Bu ortamın içerisinde gelmişiz biz. Yani bu zamanın içerisinde kendimizi bulmuşuz. Bu zamanın şartları içerisinde kendimizi nasıl toparlayabilirizin çaresine bakmamız lazım. Kendimizi salıverirsek bu zamanın dejenerasyonlarına, etkileşim unsurlarına, araçlarına, aletlerine, edevatlarına kendimizi kaptırırsak daha bir kendimizi kaybedeceğiz. Var olan zerre-i miskal imanımızı hepten kaybedeceğiz. Allah-u Teala'nın iman etmediniz, teslim oldunuz dediği, yani imanın bir alt mertebesi olarak gördüğü teslimiyeti ve Müslümanlığımızı dahi kaybedeceğimizden korkuyorum. Endişe ediyorum, bugün çokça kaybedenler var çünkü. Abisi beni arıyor, kardeşi ateist olmuş, hocam ne yapacağım diyor. Bir aile içerisinde abi kardeş, iki kardeş ateist olmuştu. Nereden oldu bu ya? Kocası arıyor hanımı, hanımı arıyor kocası için. Dinsiz olmuş diyor, iman etmiyor, inkar ediyor diyor hocam. Ben ne yapayım diyor, ne yapayım? Ben bu adamla ne yapayım? Evliliğimi sürdüreyim mi, sürdürmeyeyim mi diyor. Annesi arıyor kızı için. Fareye iman ediyor ya, fareye, ben fareden geldim diyor ya. Üniversite okumuş çocuk, fareden geldim diyor. Bu derece Müslümanlığımızdan da oluyoruz. Bak iman etmeyi bıraktık bir kenara, Müslümanlıktan da oluyoruz. Neden oluyor bu? Avrupa kültürünün, hani bizim ilahi nihai böyle hedefimiz, gayemiz, çapçaflı, ambalajlı, janjanlı gördüğümüz bir kültür var ya orada. O kültürün sadece bize değil, bütün dünyaya her türlü enstrümanları kullanarak, eldeki bütün imkanları kullanarak, yaldızlı bir şekilde kendini empoze etmesi, tanıtması ve belden aşağı teşhirci, teşhirci, aman ha dünyada ne yaparsanız yapın onları paylaşın, anlatın, reklamınızı yapın, birbirinizi kıskandırın, birbirinizi imrendirin modundaki, işte moda budur ya, moda bundan çıkmıştır zaten. Moda kendini beğendirme, kendisini başkasına özendirme, sattırma, kabul gördürme vesaire. Bunlardır yani, moda da bunun bir parçasıdır. Feminizm de bunun bir parçasıdır. Feminizm adı altındaki gayretler bunun bir parçasıdır. Demokrasi de bunun bir parçasıdır. Ama bize demokrasi adı altında dromokrasiler yutturuldu. Dromokrasi dediğimiz şey batı kültürü, teşhircilik kültürü, ahlaksızlık kültürü, iffetsizlik kültürünün içimize kadar gelip sirayet etmesi. Teşhircilik kültürüyle bu başlıyor. Ben ettim, ben yaptım. Her şeyimizi övünerek, iftihar ederek, iyi ya da kötü ya, iyi ya da kötü teşhir ederek nelerle yapıyoruz bunu? İşte onların bizlere sunmuş olduğu imkanlarla bunları yapıyoruz. Her ay bunun bedelini bizden alıyorlar. Onu da kapitalizmle getirmişler kucağımıza. Kapitalizmle beraber oradan kitlemişler bizi. Hem kendilerine kul köle etmişler, hem parasını bizden alıyorlar. Hem kendi milletlerine, zilletlerine, zilliyetlerine kendimizi tabi ediyorlar. Farkında değiliz. Yavaş, yavaş, yavaş onlarlaşıyoruz. Onlar gibi oluyoruz. Batılılaşıyoruz. Onların kültürüne doğru gidiyoruz. Onların ahlakına doğru ilerliyoruz. Ve onların dinine doğru meylediyoruz Müslüman. Bak onların dinine doğru meylediyoruz diyorum ya. Yavaş yavaş da anlamıyoruz onu ya. Yavaş yavaş anlamıyoruz onu. Bir gün böyle dönüp baktığın zaman geriye, 10 yıllar sonrasına baktığın zaman ben buraya nasıl gelmişim diyeceksin. E gidiyoruz yavaş yavaş, ben söylüyorum.
Uyarıyorum, yavaş yavaş gidiyoruz. Neden? Özbenliğimize, Hucurat suresinin 14. ayetine tabi olmayışımızdan kaynaklanıyor bunlar. Bunu bazı arkadaşlarımız iyi niyetle yapıyor, somut. Çünkü yani müspet yapıyor, anlamıyor, farkında değil, ne yaptığını bilmiyor. Oğlunun, çocuğunun resmini koyuyor sosyal medyaya. Kabe'ye gitmiş, hac yaparken, dönerken, tavaf ederken resmini çekiyor. Hanımıyla sarmaş, dolaş bir resmini çekiyor. Kabe'den sevgiler, muhabbetler, bir maşallahınızı alırız diyor. Yani amacın ne? Gayen ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen buraya selfie çekilmeye, fotoğraf çekmeye, insanlara reklam yapmaya mı gittin? Oğlunun, kızının, hanımının, çocuğunun resmini internetlere, sosyal medyalara koyup da bir maşallahınızı alırız, tabii onun yumuşatılmış versiyonu. Hani o niyetle yapıyorum diye bunu. Maşallahınızı alacağız. Alamazsın bir şey. Maşallah alamazsın. Ondan sonra birkaç hafta sonra telefondan çevirirsin hocayı. Hocam benim çocuk var ya gece yatağında sıçrıyor. Ne yapmam lazım, ne okumam lazım hocam? Uçmadığına şükret o çocuğun. İyi uçmamış yataktan. Neyi, niçin teşhir ediyorsun? Arkadaşım ya, İslam'da yok böyle bir şey. Böyle bir kültür yok. Yani ben yaptım, ben ettim. Kurbanlarımız geçen hafta anlattım da. Kurbanı kesiyoruz, etleri tartıyoruz. Neredeyse kilogram yerini dahi, puntasını dahi gösterecek adam. Bak kestiğim hayvanın eti 35 kilo geldi. 35. Onu da gösterecek neredeyse yani. Her şeyin etini, budunu. Bak burası kemikli, burası kemikli. Bak bu hayvanı kestik. Bu kadar kişiyle kestik. Şöyle yaptık. Ya neye inanmıyor, neye güvenmiyorsun ya? Allah görüyor da, saniye saniye kaydediyor da. Niye bu teşhircilik? Neden bu? Zararı nedir, sıkıntısı nedir? Ya arkadaş, sen evladını, bir lur gibi çocuğunu, kızını, oğlunu, küçücük yavrunu internete koyuyorsun. Hiç düşünmüyor musun ki yıllarca, 15 yıl boyunca Allah'ın bir kulunu evlatsızlıkla imtihan ettiğini hiç düşünemiyor musun? Evladı yok, 15 yıldır uğraşıyor, mücadele ediyor, hastane hastane geziyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir çocuk hasretiyle yanan bir kişinin ona baktığı zaman niyeti iyi olsun veya kötü olsun, ah benim de böyle bir evladım olsaydı demesi kafi. Çocuğun ondan sonra yatakta sıçrasın dursun. Ne gereği var? Ne gereği var? Allah-u Teala söylüyor bak, Kur'an'ı okursan. Onlar Resulullah için söylüyor bak, bakışlarıyla seni devirmek isterler. Bakışlarıyla. Yeseler doymazlar seni. Bu nedir? Kem göz, kötü bakıştır bu. Hain, hasis bakıştır bu. Bu şekilde olumsuz bir enerjinin çocuğuna yansımasına vesile oluyorsun. Sen başlattın bunu ya. Sen yaptın bunu mübarek. Sabahtan akşama kadar üstümüze vazife olmayan, İslam'ın gerçek manada Allah'ın bizden istediği kuralların dışında yan sanayi bir Müslümanlık icat etmişiz. Yan sanayi, onunla alakalı ne kadar şeyler varsa, uydurmasyon şey, onlarla haşır neşir oluruz. Onların tartışmaları hoşumuza gider. Onları yaparız. Ondan sonra ya niye bir sonuç elde edemiyoruz? Edemeyiz Müslüman. Orijinaline tabi olmak zorundayız. Orijinaline yüz çevirmek zorundayız. Bize anlatılanlara değil, bize anlatılan yan sanayi olan değil, orijinal parçalara sağlam bir şekilde bağlanmamız lazım. Samimiyetle söylüyorum. Bak, aranızda küçük var, büyük var, genç var, yaşlı var. Alakalı var, alakasız var, söyleyeceğim konuyla alakalı. Araba almaya gitseniz, araba alacaksınız. 15 yaşındaki genç delikanlının da dahil. Vuruğu çıkığı, bilmem eziği, ne bileyim kilometresi fazla, hor kullanılmış, yıpranmış bir arabayı aranızda alan var mı? Alır mısınız? Yutar mısınız? Yutturabilirler mi size? Adamın hareketlerinden biraz şüphelensen, arabasını alır mısın? Onu bile yapmazsın. Bırak arabayı ekspertize, lazım değil kardeşim, senin malın. Dersin değil mi? Burada Allah aşkına söylüyorum size. Sizin yarınızı ben kandırabilir miyim? Size böyle yanlış bir arabayı satabilir miyim? Var mı öyle aranızda bu kadar saf insan? Yok. Satamam da biliyorum ben. Herkes bu konuda uyanık yani. Herkes uyanık. Ama dinimiz konusunda uyanık değiliz işte. Onu anlatıyor. Yan sanayi dini geliyor bize pazarlıyorlar. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Hiç sorgulamak yok, araştırmak yok. Bir mesaj atayım da bakayım doğru mu değil mi, yanlış mı, hatası var mı, vuruğu var mı, çıkığı var mı. Kur'an'a bir mesaj göndereyim bakayım. Bu anlatılan din Kur'an'a uyan bir din mi? Bana orijinal bir din mi satıyor bu adam? Bana yan sanayi kendi uydurduğu veya kendi kilometresini sıfırladığı, düşürdüğü, orasını burasını vurduğu, çizdiği bir din mi satıyor? Hiç araştırma yok, yok. Ne oluyor? Bak şimdi ayetin başına geldik mi, Hucurat suresi 14'e. Neydi? Siz eslemna, teslim olduk deyiniz. Siz iman ettik demeyin diyordu Allah-u Teala.
Ne anladınız şimdi bundan? İşte biz aynen bu şekilde bize din satanlara eslemna teslim oluyoruz sadece. İman etmediğimizden Kur'an'a, iman etmediğimizden hakiki manada Resulullah'a, iman etmediğimizden orijinal İslam'a eslemna oluyoruz, teslim oluyoruz bize din satanlara. Din satanlara teslim olduğumuz için de bir türlü doğruyu bulamıyoruz, hak yola gelemiyoruz. Bir türlü bu kayıp olan şirazelerimizi düzeltemiyoruz arkadaş, düzeltemiyoruz. Ben bunlar düzelsin diye bunları söylüyorum. Kur'an'ın geçen de söyledim, ahlak, ilke ve inkılapları olduğu için bunları size anlatıyorum. Çoluğumuz, çocuğumuz, bizim yarınımız, geleceğimiz olduğu için bunu size söylüyorum. Ahlakların mahvolduğunu gördüğüm için söylüyorum. Namusların, iffetlerin kirletildiğini gördüğüm için bunu söylüyorum, anlatıyorum. Yarınımızın iyi olamayacağını, bu gidişle doğru olamayacağını, yarınımızın çok daha sıkıntılı olacağını görebildiğim, anlayabildiğim için görüyor ve size söylüyorum. Ne olur? Ne olur ama ne olur? Ailelerimize, çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Allah bu zamanın, bu fitne zamanını, bu demokrasi kültürüyle dejenerasyona uğratılan, batılılaştıran, ahlaklaştırılan, teşhircilik kültürünü bu millete aşılayan ve bu yola, bu istikamete doğru giden bu zamanın, bu zeminin, inanın samimiyetle söylüyorum, erkeklerine Allah sabırlar versin, Allah kolaylıklar versin, sokaklara çıkıp da günaha girmeden, akşama kadar dişini sıkmadan dönmemek mümkün değil. O hale geldi, o hale getiriliyor, halen daha da getiriliyor. Daha da artarak gidiyor ve ailelere kadar nüfuz ediyor. Televizyonlar, yayınlar, diziler, sosyal medyalar, virüsler, internetler, bedavalar. Yılbaşı gecesi herkese bedava periskoptu herhalde. Periskoptan bedava canlı yayını niye veriyorsun abi bedava? Niye? Amacın ne? Niye veriyorsun? Şundan veriyorum. Yılbaşı gecesindeki eğlencelerinizi, yanlışlıklarınızı, ahlaksızlıklarınızı, o Taksim Meydanı'ndaki içkili, zirli, zurnalı, sarmaş dolaş kız arkadaşlı şunlu bunlu, sabaha kadar olan o eğlencelerinizi paylaşın, canlı yayın yapın. Evinde kös kös oturan, aman çok sıkıcı bir gece diyen insanları da sokağa çekmek için gayret sarf edin. Bir parça olun, piyon olun, uğraşın. Aman ha hadi bakayım, hepinizin cebine bir paralı asker gibi. Bunu gönderdim size, benim askerim. Çalışın bakayım şimdi sabaha kadar, biz de gönderiyoruz. Bilmem ne ana, bilmem ne kuyruğundan bilet çektim yılbaşı gecesi. Bak canlı yayında. Şu çıktı, bu çıktı canlı yayında. Bu böyle yaptık, böyle içtik, böyle eğlendik, böyle oynadık, böyle gezdik sabahlara kadar. Alemlere aktık bu gece yılbaşını kutladık diye bunları yayın. Yayın ki evinde oturup bunları izleyenler imrensin. Ulan bizimki de hayat mı ya? Ne kadar sıkıcı bir hayatımız var ya. Ulan bunalıyoruz. Ya bir atalım kendimizi sokaklara ya. Sokaklara bir çıkalım ya. Buraya doğru gidiyor bunlar. Hepsi birinin birer parçasıdır. Ben çocuklarıma vasiyet ettim. Vasiyet ettim. Size de tavsiye ediyorum. İster edin ister etmeyin. Yani biraz burada ironi var. Evlatlarım ben ölürsem beni gömdükten sonra mezar taşımın üzerine çift antenli, wireless'li bir modem koy. Şifresini de Fatiha yap. Anca gelir, anca şifresini girip bir Fatiha okursunuz. Yoksa mezar ziyaret de yok. Ölenlerin ana baba ziyaret, öyle bir şey de yok. Varsa da yoksa da internet, wireless, wireless. Gidiyorsun bir yere misafirliğe gidiyorsun, eve girer girmez. Yenge evde wireless var mı? Karnın aç, yemek var mı diye sormuyor. Evde wireless var mı? Bak bunlar hep doğruya yönlendirilmesi lazım. İyiye sevk ettirilmesi lazım. İnşallah Rabbim iyiye sevk edenlerden, doğru kullananlardan, özüne sahip olanlardan, Kur'an'ın ahlak ve kurallarına, ilkelerine ve inkılaplarına sahip olanlardan eylesin bizi inşallah. Gerçek manada orijinal Hazreti Resulullah'a tabi olanlardan eylesin bizi inşallah. Bize din çaka satanlardan değil, bize din adına hava atanlardan değil, takipçi sayısını yükseltmek için uğraşanlardan değil. Koca hoca olmuş, benim diyor kanalımı niye takip etmiyorsun? Kanalımı takip edin diyor. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olun diyor. Ya Kur'an'a abone olun desene Müslümanlara ya. Kur'an'a abone olun desene ya. Bana abone olun, beni takip edin diyor ya. Bu noktalara gelmişiz ya. Beni şişirin, beni pohpohlandırın. Ben... Yok öyle bir şey ya. Yok arkadaş yok. Biz Allah'ın kuluyuz, hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Resulullah'ın karşısında utanacağız, Resulullah'ın karşısında sıkılacağız. Allah utananlardan, sıkılanlardan etmesin bizi inşallah. Hatamız olmuş olabilir, hatalar yapmış olabiliriz. Ama Allah ayetin sonunda ne diyor? Gafurur Rahim. Yine affeden odur ya. Uğraşacağız, döneceğiz. Ya Rabbi hata ettim.
Allah'a hata ettim. Allah'a, Allah'a. Facebook'a değil. Allah'a tevbemizi ileteceğiz. Facebook'taki değil. Bilmem Instagram'a tevbemizi yazmayacağız. Oralarda değil. Allah'a bizzat gecenin bir yarısı oturup iki rekat namazın sonunda iki damla gözyaşıyla beraber yapacağımızdır tevbe Allah'a karşı. Samimi olan tevbe. O zaman gafurur rahimdir Allah işte. Sıfırdan seni günahsız yapar. Yapar. Ümitsizliğe kapılma. Korkuyla ümit arasın. La teknitu min rahmetillah. Mümin olan, Müslüman olan Allah'tan ümidini asla kesmeyecek. Ne kadar halt yemişsek de yiyelim, bir tevbe, samimi bir tevbe bizi sıfırdan anamızdan doğmuş gibi yapar. Bu müjdeyi vermiş Allah-u Teala ya. Onun için sahip olacağız, toparlanacağız, kendimize geleceğiz, dinimize, imanımıza sahip olmaya çalışacağız inşallah.